solcu diyerekten birçok kişiler işlerinden oluyorlardı. Suha'ya sıra geldiğini duyduk. Dehşetli üzüntü içinde kaldım. Suha'dan habersiz kalem kağıdı elime aldım. Reha'yı çağırdım. Oğlum dedim. Nurettin Ersin Paşa'ya ben bir mektup yazacağım. Bunu Suha dedi duymayacak. Niye dedi. Dedim Kula'da 3 gün diye bir film yapıyor. Şu Kula'da 3 gün filmi de bitse de ondan sonra bana yapacaklarını yapsalar deyip duruyor dedim. Peki anne dedi yazalım dedi. Ben oturdum. Reha'nın yardımıyla bir mektup yazdı ve götürdüm Nurettin Ersin Paşa'ya verilmek üzere teslim etti. 15 gün müddet istiyorum. Mektubun müsveddesi yanımdadır. Mektubu verdikten 10 gün sonra Suha geldi İstanbul'da. Suha dedim, senden habersiz ben bir iş yaptım. Nurettin Ersin Paşa'ya bir mektup yazdım ve oradan dedim cevap geldi. Mektup Ersin Paşa'nın elini bulmuş. Simsiyah oldu suratı. Sen dedi ne hakla dedi benim hesabıma mektup yazıyorsun. Mektubu al oku dedim. Ama anne dedi bu ne cesaret. Bu ne cüret. Ben ister miyim istemez miyim bana niye sormuyorsun. Ne olur dedim oğlum ben annenim senin dedim. Mektubu verdim. Mektubu okudukça karşısına oturdum masada suratını seyrediyorum. O siyah borluğun yerine yüzünün şekli gelmeye başladı. Yavaş 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 yüzü normalleşti. Mektup bittikten sonra bana döndü. Çok güzel yazmışsın anne. Bravo sana dedi. 15 günde bitmişti. Telefon çaldı. Suha telefona koştu. Bir albay. Bediye Hanım'ı istiyorum demiş. Elime aldım Ahize'yi. Buyurun dedim. Bediye Hanım dedi ben dedi Genelkurmay'dan arıyorum. İsmim falanca. Siz dedi bir mektup vermiştiniz. Bugün 15. gün dedi. Suha Bey dedi sözünde durmadı dedi. Evet biliyorum dedim. Bugün daha kendisi evde. Şimdi gidecek ve istifasını verecek dedim. Buna emin oldum dedim. Teşekkür ederim dedi. Kapattı ve Suha gitti. O gün istifasını verdi.